Kabası birkaç güne kadar biter diyorlar. Ama oturulur hale gelmesi bir haftadan önce zor görünüyor Gülfem. Sen de bütün bu haftayı burada geçirirsin herhalde değil mi hala? Sen dönene kadar buradayım Gülfem. Hayır yani şu an burası pek rahat görünmüyor. Başka bir çözüm bulabilir miyiz diye düşünmüştüm de. Cihan'a benimle çiftliğe gelmesini teklif ettim. Ama tahmin edebileceğin gibi kabul etmedi Gülfem. Gülfem. Ah Ayla'cığım. Hoş geldin. Geldiğini görmüştüm canım. Nasılsın? İyiyim Cahide. Sana geçmiş olsuna gelemedim. Kusura bakma. Olsun. Ben de sizi bir kahve içmeye kaçırayım istiyordum. Hadi sizi götüreyim. Maalesef atölyeye kaçmam gerek. Başka zaman. Madem ki gözlerini görme fırsatını kaçırıyorsun o halde sana büyük haberi veriyorum. Ömer artık yanımıza taşındı. Gözün aydın. Tatilin bitti. Gülfem Hanım geliyor. Benim bir şikayetim yok. Hoş gelsin Gülfem Hanım. Sen içerideki çiçekleri suladın mı? Hı? Hadi geç içeri. Köşke dönüyorsun. Ömer sabah çıkarken akşam yemeğe yetişebileceğini söyledi. Seni de bekliyoruz muhakkak. Ya Cahizeciğim biz... İtiraz istemiyorum. Bu akşam yemekte bizimlesin. Peki canım. Görüşürüz. Çok teşekkür ederiz Gülfemciğim. Her zamanki gibi çok zevklisin. Ev her şeyiyle çok güzel olmuş Cahideciğim. Hah, Ömer de geldi. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk anne. Gülfem'in 16. yaş günü partisiydi. Sen de tutturmuştun Gülfem'e bir sürpriz yapacağım diye. Bir tane kolye almıştın, onu da illaki ağacın dalına tutturacaksın diye. Sonra biz de çarekte oturuyorduk. Şevket de oradan bağırıyor. Ağaçta kedi var, ağaçta kedi. Biliyorsun. Gülfem de o tarafa doğru koştu gitti hemen. Sen de pat diye düştün yere. Yerde kıvranıyorsun, bir taraftan da kolyeyi uzatıyorsun. Gülfem de böyle baka kaldı, sen hala kolyeyi uzatıyorsun. Oğlum sen nasıl düştün o gün ağaçtan ya? Hatırlamıyorum. Ya yemek, sohbet hepsi o kadar güzeldi ki. Hepinize çok teşekkür ederim bu gece için. Ama yarın çok yoğun bir gün ve benim kalkmam gerek. Peki. İyi geceler. Ben seni yolcu edeyim. Eski günlere saygı gecesi gibiydi. Eski günler gerçekten saygıyı hak ediyor Gülfem. Artık Gülru'yla Cihan'ın da bir kolye hikayesi var. O günü hatırlamak bile istemiyorum. Neyse. Bizimki kolye değil ağaç hikayesiydi. Zaten kolye de kayboldu gitti. Yani o gün Cihan'ın bu kadar büyük bir tepki vermesi belki biraz fazlaydı. Ama onun durumunda birinin içinden gelen bu tepkiyi vermesi bence gayet doğal. Gülru onun kabuğunu kırıyor Gülfem. O kız bunu nasıl yapabiliyor bilmiyorum zaten. Yani Cihan Gülru'ya karşı çok özel duygular hissediyor. Çok farklı bence.
ona gerçekten çok değer veriyor. Bir çalışana ne kadar değer verebilir ki? Yani sen böyle düşünüyor olabilirsin. Ama bence... Neyse. İyi geceler Ömer. Sen nereye geliyorsun? Sen kal kal. İyi geceler. Hadi ama beni bir kahve içmeye çağırmayacak mısın? Ah, geceyi ucuzlaştırma desem çok şey mi beklemiş olurum? Gülfem, ben bir aydır bugünün gelmesini bekledim. O gün bugün değil. Hadi ama Gülfem, özledim seni. Oh, arabeskleşme lütfen. Gülfem. İçeri girmeye niyetin yok galiba. Ben de seni bekliyordum. Niye geç kaldın? Aa, şekerim. Çok özür dilerim. Klasik toplantı sonrası partisi çok uzadı. Eski bir arkadaşım beni eve bırakmayı teklif etti. Eski arkadaşa ben de teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de teşekkür kolye. Evet. O kolye. Bana kaybettim demiştin. Buna anlam yükleyecek değiliz şimdi, değil mi Ömer? Yıllardır bana öfken geçmedi mi Gülfem? Bana hala kızgınsın değil mi? Ya Ömer, eski bir arkadaş olarak beni odama kadar getirdiğin için sana çok çok teşekkür ederim. Ah, beni bu sarhoş halimle adamın tekinden kurtardığın için de çok çok teşekkür ederim. Ama uyumamı da beklemeyeceksin herhalde, değil mi? Cevabımı aldım sanırım. Çok uykum var Ömer. Kızgınım. Çok kızgınım. Çünkü korkaksın sen. Korktun. Kaçtın bizden. Bir saniye bile düşünmeden kaçtın. Konuşmama bile izin vermeden kaçtın. Yaklaşma.
Evet. Kızgınım. Sana basıp gittiğin günden beri kızgınım. O uçağa bindiğin andan beri kızgınım. Beni karşında çaresiz bıraktığından beri kızgınım. Zayıf bıraktın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.